Ben artık gideyim, geç oldu. Baba, ben çay koymuştum ama. Yok kızım, ben gideyim. Selam da mı vermiyorsun? Bugüne kadar verdiğim selamlara say. Yıldız! Tam bitmiyor be arkadaş ya. Canım hoş geldin. Hoş buldum. Rahatsız etmiyorum değil mi? Olur mu öyle şey ya? Gel gel. Merhaba. Madem kızım çay demlemiş, ben de şurada oturayım da bir iki bardak içeyim. Ne oldu? Affettin mi? Ya yok ya. Oteli kurtardı ya. Bunu kullanarak dibimde bitiyor. Bu oteli nasıl kurtarmış ki acaba? Vallahi bilmiyorum. Yani doğrusunu söylemek gerekirse de bilmek istemiyorum Gözde. Her öğrendiğim, her bildiğim yük oluyor. Ama bilmediklerimiz de başka yerlerden bela oluyor başımıza. Hatırla Cahit ve kafile meselesini. Sen bir şey mi biliyorsun Gözde? Yıldız. Havalar da soğudu zaten. Ben de gelmişken birkaç parça bir şey alayım diyorum. Babişko, ben Ateş'in yatağını yapayım sana. Burada kal. Ya siz beni denemeye mi kalkıyorsunuz bu akşam? Ha? Daha ne kadar kaldırırım diye. Kızım ben gideyim. Hadi iyi geceler. İpek meselesini ne yaptın? Hı? Söz verdin kıza. Merak etme, halledeceğim. Görüyorsun değil mi hallerini? Bu İpek meselesi nedir? İlaç parasını bulacakmış. 10.000 lira. Nereden bulacakmış ki acaba o parayı? Aman kızın işi görülsün de. Sen otel diyordun. Senin eve geçtim. Bekliyorum. Lütfen çabuk gel. Gözde. Ha? Öğrenmek gerek yani, onu söylüyorum. Bir şey bildiğimden değil. Dağıldın sen. Anlattığın adam. Ya bu kadar acı veriyorsa değer mi be Gözdeciğim ya? Yazık değil mi sana? Hı? Gideyim ben. Tamam git ama seni bu kadar üzmesine izin verme lütfen. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kurtarmışsın babanı. Şşş. Neyi kurtarmışım? Otel için yaptıkların diyorum.
Gözde. Annem bilmiyor. Aa, merak etme, bilmiyor. Bütün Bodrum el ele verdik, babanı eve sokmaya çalışıyoruz. Hadi bana müsaade. Gözde. Bir ara sana geleyim de bana yine oda çayı yapsın. Olur. Şu kadınları anlatsana bana. Aklım ermiyor. Erer erer. Genlerinde var. Orada dikilip durma. Uyumuyorum. Söyle. Yani bu babam meselesini diyorum ya. Ya anne, oflayıp poflamasana hemen ya. Bir dinle. Adam çok çalışıyor, çok çabalıyor. Çok emek harcıyor. Oteli de kurtardı hem. Bir şans ver de ucuz otel köşelerinde sürünmesin artık. Ya ben aklına estiği zaman böyle şeyler yapan biri miyim? Ha? Ama bitti artık oğlum, bitti. Nefes alamıyorum artık. Bu kadar yalana dayanamıyorum ben ya. İlk seferinde kovsaydın böyle olmazdı. Çünkü seni kaybetmenin ne demek olduğunu şimdi anladı babam. Ya bugüne kadar düşünmemiş ki hiç. Senin onu bırakabileceğin ihtimalini bile hiç düşünmemiş yani. Yani suç bende mi? Öyle demedim. Öyle demedin ama söylediğin ona geliyor. Biz de annemizden bir şeyler öğrendik bugüne kadar. Senin gibi yapıyorum diye kızmazsın herhalde bana. Ben de diyeceğimi öyle demeden diyorum işte. Bak ya. Elimle canavar mı yetiştirdim ben? Gel sen buraya bakayım, yerim ben seni ya. Ben pataklayayım mı? Pataklayayım mı seni ben? Oo. Ne istiyorsun? Lütfen bir şey söyleme. Sadece seninle uyumak istiyorum. Evren. Lütfen. Sadece saçlarını koklayıp seninle uyumak istiyorum. Benimle kalmak için de bir şeyleri göze almak zorunda olsaydı. Ama bunu benden sadece istemen yeterli. Çünkü seni seven benim. Çıkıp buraya geleceğim senin yanına. Ama bu yıldız beni kovduğu için değil. Ben buna karar verdiğim için olacak. Ben o eve 20 yılımı verdim. Böyle ezik, mağlup çıkmayacağım oradan. Ben oradan galip çıkmak istiyorum.
Uyu Evren Ergün. Benim yanımda mağlupken de uyuyabilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.